değerli arkadaşlarım. Bu dersimiz çok önemli bir ders. Hemen kalem kağıdınızı çıkartın ve söylediklerimi not almaya başlayın. Çünkü neyde olmazsa olmaz temel kurallardan birisi de nota değerleridir. Eğer nota değerlerini bilmezsek güzel parça üfleyemeyiz. Nota değerlerini bilmezsek eşlik edemeyiz. Mesela bağlama olur, tambur olur, üflemeli çalgılar arasında bir eser geçmeye çalışırsınız. Sırf şu değerleri bilmediğiniz için yani eşlik edemezsiniz. Bu da çok büyük bir sıkıntı olur sizin için. Şimdi arkadaşlar ilk 4 vuruşluk notayı göstereceğim size. 4 vuruşluk dediğimde yani 4 tane şu hareket. Bunu ayağınıza da yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Elinizle de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Ben bunu şöyle şifrelendirdim. Her bir vuruşa V dedim. Ve 4 vuruş olduğundan dolayı içi boş yuvarlak. 4 tane V. 1, V, 2, V, 3, V, 4, V. Mesela R. Mesela bunu üflüyorum. Değerini bilin diye. Gördün mü? Re. Bitti. Bu kadar. Bunun böyle olduğunu bilin arkadaşlar. Bir de içi boş ve aşağı doğru bir çizgisi olan notamız var. Bu da iki vuruştur. Yani 1 ve 2 ve dedim durdu. Bunu da notaya bağlayalım. Do dedik durdu. İki vuruş. Yani o da nasıl? Bitti. Bu kadar. Bir de arkadaşlar. Şöyle bir notamız var. Bu da bir vuruş. Bunu nasıl okuruz peki? Bu iki vuruşsa, bu bir vuruşsa bir tane V. Aşağı indim ve yukarı çıktım. Bunun ismi de Si olsun. Si dedim durdu. Anladınız mı? Si dedim durdu. Şimdi arkadaşlar. Sonrasında bir de şöyle bir çengelli bir notamız var. Bu da yarım vuruş. Hatta bir dakika onun için ayrı. Çünkü bu yarım vuruş çok önemli arkadaşlar. Şimdi yarım vuruşluk notamız. Yarım vuruş. Yani 1 bölü 2. Bunu nasıl değerini belirleriz? Şu şekilde 1'in yarısı. Buna R diyelim. R yani. Aşağı indik. R. Yani şu şekilde. R dedik kaldı. Böyle mi kalıyor? Hayır. Böyle kalmıyor. Genelde hep bu R'nin yanında bazen Do olur. Do olur. Yani nasıl okuruz? Bir tane çeyrek R burada. Bir tane de Do aynı şekilde burada. Şimdi bunu nasıl okuyacağız? Re, do, re, do, re, do, re, do. Anladınız mı? Aşağı indim re, do, re, do. Bir vuruş nasıldı? Re. Şimdi arkadaşlar. Bunu genelde nasıl yaparlar? Mesela iki tane böyle yan yana gördüğünüzde genelde bunları birbirine şu şekilde bağlarlar. Bu ne demek? İki tane yarım demek.
bunun açıklaması şöyle ikiye bölüyorum. Aşağı inmek ve yukarı çıkarken bir not okumak. Buna C diyelim mesela. C. Buna La diyelim. Okuduğumuzda C ve La. Aşağı indim Si, yukarı çıktım La. Şimdi arkadaşlar bakın. Si, La. Si, La. Şimdi aklınızda herhangi bir soru olmasın. Önceki yazdıklarımı not alın arkadaşlar. Not almazsanız unutulup gider. Çünkü ben siliyorum. Siz kağıda aynısını part part yazın. Bunu da öğrendik. Toplamda bunlar bir vuruş. Ama yarım yarım. Yarım yarım okulu. Si, la. Şimdi arkadaşlar size bir sorum olacak. On altılık notaya bir dahaki dersimizde değineceğim inşallah. Onun için bir dahaki dersimi de takip edin. Orada görürsünüz. Ben hiç bilmeyen birisi için basamak basamak götürüyorum. Bugün de sesim biraz kısıldı. Dilim sürçürse evet. Anlatım bozukluğu yaparsam, sürçülisan edersem affola arkadaşlar. Şimdi portemi çiziyorum. 1 2 3 4 Bir tane de şuradan çizeyim. 5 Sol anahtarımı şöyle nasıl çiziyorduk solun adı? Şöyle sol anahtarı çizdim. Şimdi arkadaşlar. Genelde gördüğünüz notalar. Şimdi yazıyorum mesela. R notasını yazdım. Ama eğer nota yerlerini bilmiyorsanız onu bilin, öğrenin. Öyle bu videoya geçin. Onun içinde neyde notalar videom var. Onu da yukarı koyacağım inşallah. Orada ya da açıklamalar kısmında bakabilirsiniz. Oradan neyde notaların yerlerini bilmeniz lazım. Mesela şöyle bir notamız var. Değil mi arkadaşlar? Bu R. Bunu nasıl yazacağız? Bir çubuk çektim. Nasıl? Bu bir vuruş demekti. Bir V. Yani aşağı indik, yukarı çıktık. Bu R olarak kaldı. Bunu görürsünüz. Şimdi bir tane de şöyle koyalım. Şöyle. Bir tane de şuradan çizelim. İki tane yarımlık koydum. Sonradan bunları birleştirdim. İkisi yarım yarım demek zaten. Şimdi bunun bu da do do. Değil mi arkadaşlar? Şimdi ben de bunu şuraya şöyle çizeyim. Bunu nasıl okuyacağım peki arkadaşlar? Do do. Ya da pardon buna şöyle söyleyeyim. Şuraya si diyeyim buna. Karışmasın. Bunu nasıl okuyacağım şimdi arkadaşlar? Aşağı iniyorum. Yukarı çıkıyorum. Çünkü bu yarım vuruştu. Ne? Burası do. Yukarı çıktım. Si. Yani do si. Bakın arkadaşlar nasıl okuyorum bunu? Re do si. Re do si. Bir ve bir ve. Yani bir tane ve burada var. Bir tane ve burada var. Toplam iki ve iki vuruş. Re, do, si. Arkadaşlar bunu unutmayın. Bir tane daha re koyuyorum. Onu da şöyle şuraya koyayım. Bu da nasıl olacak? Aşağı indim, yukarı çıktım. Bu komple bir vuruş olduğu için re olarak kalacak bu. Yani bunu okursak nasıl okuyacağız? Re, do, si, re. Durdum. Re, do, si, re. Mesela neydi? Üfleyeyim. Mesela nasıl üflüyorum neydi? Bitti. Bu kadar. Arkadaşlar
ilk basamak olarak bu kadarını bilseniz sizin için kafi. Ama bir sonraki dersimde hangi rotalar var? Onlardan bahsedeceğim size. Bir sonraki dersimizde şu notalar var. Şöyle olup şöyle 4 tane yan yana olup şöyle bu notalarımız var. Biraz kötü çizdim ama anlarsınız. Bu notaların nasıl okunduğunu öğreteceğim. Sonra şurada noktası olup şöyle notalarımız var. Bunları okumayı öğreteceğim. Gibi farklı fonksiyonlarda notalarımız var. Onları öğretmeye çalışacağım sizlere. Bu nota değerleri dersimizin ilk videosu. 2 ve 3. videolarımız gelecek. Alıştırma videolarımız gelecek. Temel mantığı çözdüyseniz buna iyi çalışın arkadaşlar. Bunu iyi oturtturun. Diğer videoma daha sağlıklı adım atabilmeniz için bu videoyu iyi ezberleyin. Ezbere karşıyım ama ezberleyin. Yapmaya çalışın. Arkadaşlar bu videom inşallah size faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Neyse ma ne atölyesinden herkese kucak dolusu selamlar. Beni takipte kalın. Güzel videolarım yakında gelecek. Kendinize iyi bakın. Neyse ma ne atölyesinden herkese kucak dolusu selamlar.